Merhaba sevgili Altın Efer izleyicileri. Diyarbakır'da yolculuğumuza kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi de Diyarbakır merkezde bulunan Atilla İnan Öğretim Merkezi'ndeyiz. Yanımda da bu işletmenin sahibi Atilla Bey bulunuyor. Atilla Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İdealist bir öğretmen olduğum söylenir. Matematik ve geometri öğretmenliğini severek yapan biriyim. Bu bağlamda şu ana kadar kendi branşımla ilgili 4 tane eser yazdım. Bilgili olarak doğmuş biri değilim. Öğreniyorum ve öğretmeyi çok seviyorum. Öğretirken çok sabırlı bir öğreticilik vasfı ortaya koyuyorum. Matematik ve geometri dersini kendime ait tekniklerle kolaylaştırmaya gayret eden bir öğretmenim. Peki kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? 3 yılı devlet öğretmenliği, 20 yılı da özel öğretimde çalışmak üzere toplamda 23 yıldır bu sektörde hizmet vermeye gayret ediyorum. Burada hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Bizim kurumumuzda genellikle üniversite hazırlık tarzında öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Yani 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf ve liseden mezun olan öğrencileri üniversiteye hazırlıyoruz. Atilla Bey, kendinize ait eğitim kurumunuzu ne zaman kurdunuz? 2013 yılında kendi eğitim ve öğretim anlayışımı yansıtan İlke Butik Eğitim Kurumu'nu açtım. O günden bugüne mevcut olan sistemimizi daha da olgunlaştırarak Allah izin verirse inşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren Atilla İnan Özel Öğretim Kursu markasıyla yolumuza devam edeceğiz. Sizi diğer eğitim kurumlarından ayıran özellikler neler? Şimdi öğrencilerime ve velilerime her zaman verdiğim bir örnek var. Düşünün ki ben bir yüzme öğretmeniyim. Siz de gelip benden yüzme kursu talep ediyorsunuz. Düşünün 3 aylık bir kurs vereceğim size. Bu süreç içerisinde havuza sadece ben gireceğim ama sizi havuza sokmayacağım. Yani havuzun kenarında sadece beni izlemenizi söyleyeceğim. 3 ay boyunca ben havuzda kalacağım. Siz havuzun dışında beni izleyeceksiniz. Ben kulaç atacağım, beni izleyeceksiniz. Ben ayaklarımı çırpacağım, beni izleyeceksiniz. Ve 3 ay bittikten sonra Fethiye Hanım buyurun, hadi yüzün bakalım dediğimde yüzebilir misiniz? Hayır. İşte bu örnekte olduğu gibi maalesef günümüz, özellikle günümüz eğitim, öğretim kurumlarında öğretmenler aktif ama öğrenciler pasif bir rol üstlenmektedir. İşte bizim diğer kurumlara göre en önemli farkımız, öğrenciyi de en az öğretmen kadar aktif hale getiriyoruz. Bunun için hangi çalışmaları yapıyoruz? Mesela her konunun bitiminde öğrencilerimizi zorunlu soru çözüm etüdüne tabi tutuyoruz. Bu etütlerde dershanemizin vermiş olduğu testleri öğrencilerimizden çözmelerini istiyoruz. Ve belli bir süre sonunda o testleri bitirmelerini istiyoruz. Eğer o süre sonunda o testler bitmemişse, belli bir aradan sonra öğrencilerimiz tekrar o testi çözmek üzere kütüphaneye geliyorlar. O testi bitirene kadar asla öğrenciyi kütüphaneden çıkarmıyoruz. Peki başarılı oluyorlar mı bu durumda? Kesinlikle başarılı oluyorlar. Şimdi ben her zaman söylüyorum, yani bir öğrencinin eline kalem verip soru çözdürmediğiniz sürece öğrenciyi başarılı kılamazsınız. Az önce havuz örneğinde verdiğim gibi. Yani öğrenci sizle beraber havuza girmeli. Sizle beraber kulaç atmalı, sizle beraber bacaklarını çırpmalı. Hatta bazen boğulma tehlikesi geçirmeli ki 3 ay sonunda yüzmeyi öğrenebilsin. İşte biz öğretmenler olarak sene başından itibaren sadece biz ders anlatmayacağız. Öğrenciler de soru çözmeli. Yani biz ne kadar soru çözüyorsak öğrenciler de aynı şekilde soru çözmeli. Hatta ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. En az bizim kadar çalışmanız gerekir. Bunun için de konunun sonunda testleri öğrenciye verip işte evde çözmelerini istemek bir parça disiplinsizliğe mahal veriyor. Çünkü öğrenci bu testi ya çözmüyor ya eksik çözüyor ya da bir bakıyorsunuz testler çöp kutusunda. Biz ne yapıyoruz? O zorunlu soru çözüm etütlerinde öğrencilerimize bu testleri kendi kontrolümüzde çözdürüyoruz.
Yani zorunlu kılıyoruz, adı üzerinde zorunlu soru çözüm etüdü. Bunun dışında başka neler yapıyoruz? Mesela ödevlendirme sistemimiz çok gelişmiş bir şekilde işliyor. Yani biz öğrencilerimize haftalık 1000'e yakın ödev sorusu veriyoruz. Bu soruları bir hafta sonra geri çağırıyoruz ve soruları tek tek kontrol ediyoruz. Eğer sorular nizami bir şekilde çözülmüşse biz velilere bu anlamda teşekkür mesajı atıyoruz. Ama nizami biçimde çözülmemişse kafes mesajı atıyoruz. Nedir kafes? Ödevlerini yapmayan öğrencilerimizi hafta sonu cumartesi ve pazar saat 14.30 ile akşam 19 arası kütüphaneye alıyoruz ve öğretmen kontrolünde o eksik çözdükleri ödevleri ya da yapmadıkları ödevleri tabiri caizse zorla çözdürüyoruz. Sıkı denetim uyguluyorsunuz. Kesinlikle. Zaten disiplin olmadığı yerde siz adım atamazsınız. Dolayısıyla ödevlendirme bizim için çok önemli. Yani öğrencinin iki şansı var. Ya ödevi evde yapacak ya burada yapacak. Düşünün ki haftada yaklaşık 400 soruyu zorunlu soru çözüm etüdünde çözdürüyoruz. 1000 tane de ödev sorusu veriyoruz ve ortalama haftada 1400 soruyu biz öğrencimize zaten zorunlu çözdürüyoruz. Bir öğrenci haftada 1400 soruyu çözme alışkanlığı elde etmişse başarısızlık tarihe karışır diye düşünüyorum. Diğer kurumlardan farkımızı saymakla bitiremeyiz ama zamanımız kısıtlı olduğu için ben birkaç vurgu daha yapmak istiyorum. Mesela Türkiye'de hiçbir eğitim kurumunda öğrenciye sınırsız soru çözdürme imkanı verilemez. Bakın ben 23 yıldır bu sektörde görev yapıyorum. Öğrencilerimizden gelen en önemli sıkıntılardan biri, hocam biz yeteri kadar soru çözdüremiyoruz. İşte 3 tane soru çözdürdükten sonra öğretmen süre bitti diyor ve bırakıp gidiyor. Ama biz bu sıkıntıları hisseden ve yıllarca öğrencilerden gelen bu serzenişleri dikkate alarak öğrencilerimize sınırsız soru çözdürme imkanı veriyoruz. Hafta içi her gün akşam 6'ya kadar, hafta sonu da 7'ye kadar öğrencilerimiz kütüphanede öğretmen eşliğinde istediği kadar soru çözebilir, istediği kadar soru çözdürebilir. Çünkü kütüphanemizde bu saatlere kadar branş öğretmenleri bulunduruyoruz. Peki hocam, son bir soru sormak istiyorum. Sizce ideal bir eğitim sistemi nasıl olmalıdır? Şimdi tabii bu zor bir soru. Aslında biraz da görece kokan bir soru. Fakat ben kendimce birkaç cümleyle özetlemeye çalışayım. Şimdi Türkiye'nin bana göre bugün en önemli problemlerinden biri eğitim problemi tabii ki. Daha da önemli olan kalifiye eleman problemi. Biz kalifiye eleman maalesef yetiştiremiyoruz. Tabii ki kalifiye elemanın yetiştirilebilmesi için bana göre meslek liselerinin ön plana çıkarılması gerekir. Yani dikkat ederseniz günümüz koşullarında böyle cazibesi olan liseler fen liseleri, Anadolu liseleri ve özel liseler. Bu liselerden mezun olan öğrenciler belki üniversitede çok güzel bölümlere yerleşebiliyorlar ama bana göre meslek seçiminin üniversitelerle değil de liselere giriş sınavıyla yapılması lazım. Mesela doktor olmak istiyorsanız sağlık meslek lisesini tercih etmeniz lazım. Mühendis olmak istiyorsanız teknik liseleri tercih etmeniz lazım. Öğretmen olmak istiyorsanız öğretmen liselerini tercih etmeniz lazım ki çekirdekten yetişebilesiniz. Çünkü bugün üniversitede meslek seçimi yapan öğrencilerimiz maalesef mesleğe başladıklarında yetersiz kalıyorlar. Mesela mühendislik fakültesini bitiren bir mühendisi düşünün. Fabrikada işe başladığında belki bir usta başından daha vasıfsız bir şekilde davranıyor. Onun için bence meslek liselerinin ön plana çıkarılması lazım. Özellikle mesleğe lisede başlamak lazım. Tabii sağlık meslek lisesi ve teknik liseler bugün liseler arasında en geride olan liseler. Yani tabiri caizse bugün üniversitede çok iyi bir hedefi olmayan öğrencilerin talep ettiği liseler. Fakat meslek liseleri ön plana çıkarıldıktan sonra bana göre bu liselerin puanı da artacaktır. Sağlık meslek lisesine girmeye çalışan bir doktor adayı fen lisesine girmiş gibi iyi bir puan alması gerekmektedir. Veya mühendislik fakültesini tercih edecek bir öğrencinin teknik liselere girişi de çok kolay olmamalı.
bir fen lisesi puanını alabilecek şekilde bir puan alması gerekmektedir diye düşünüyorum.